sürpriz canlı yayınlarımızdan anında haberdar olmanın sadece tek bir yolu var. Lütfen Ateizm Derneği TV'ye abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ama bir konuda sizden söz istiyoruz. Yayınlarımızı beğenirseniz lütfen sorgulayan veya özgür düşünceli arkadaşlarınızı da aramıza kazandırın. Olur mu? Ateizm Derneği TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben sunucunuz Ebru Demir. Bilindiği üzere Ateizm Derneği, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler tarafından akredite edilmiş, Müslüman nüfuslu ülkeler arasında dünyanın ilk ve tek yasal olarak tanınmış ateist insan hakları örgütüdür. Bizimle ilgili haberleri kaçırmamak için lütfen Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarımızı takip alın. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açın. Derneğimiz kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Arkamızda yabancı lobiler, karanlık güçler yok. Sadece Türkiye'nin aydınlanma savaşçıları, yani sizler varsınız. Bu yayınımızda diğer tüm çalışmalarımızda olduğu gibi yalnızca Ateizm Derneği destekçileri ve kanalımızın izleyenleri tarafından maddi olarak destekleniyor. Eğer yayınlarımızı değerli buluyorsanız siz de Patreon, Kreosus veya YouTube destekçilerimiz arasına katılabilirsiniz. Bu hesaplarımızı inceleyerek birbirinden ilginç paketlere ve farklı ayrıcalıklara erişmeniz mümkün. Ayrıca ekibimize katılmak için bize bunlarateist@ateizmderneği.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Konuğumuzu tanıtmadan önce birkaç küçük hatırlatma daha yapmak istiyorum. Ateist Gazete artık haftalık. Gazetemize ilk 7 gün sadece dernek üyesi veya gönüllüsü olan dostlarımız ulaşabiliyor. Ancak her yeni sayı yayınlandığında bir önceki sayıyı derneğimizin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. Okumaktan ziyade dinlemeyi tercih eden takipçilerimiz için Ateist Gazete'de yer verilen başlıkları ele aldığımız bir haber bülteni hazırlıyoruz. Sunucularımız gazetemizde yer alan haberleri yorumluyor ve tartışıyor. Türkiye'nin en Allahsız haber bülteni Ateist Gazete'yi kaçırmayın. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra şimdi de konuğumuzdan bahsetmek istiyorum. Sinema, tiyatro oyuncusu, aynı zamanda yönetmen, büyük sanatçı İlyas Salman. İlyas Salman derneğimizin uzun yıllardır bir dostudur. O yüzden bugün bizleri evine davet etti.
Rece ekibimizle birlikte Yeşilçam kokan bu evde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz İlyas Bey, nasılsınız? Bunlar ateist! Sevgili Ateizm TV YouTube kanalı izleyicileri, bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Şu an İlyas Bey'in, İlyas Salman'ın, gençliğimizin, çocukluğumuzun büyük sanatçısı, hala da izlediğimiz büyük sanatçı İlyas Bey'in mütevazı evindeyiz. Merhaba, hoş bulduk yavrum. Nasılsınız? Vallahi eskiden bu nasılsınız sorusuna Türkiye'de. Şimdi Türkiye'den daha iyi diyorum. Gün oldu, devran döndü. Elham Türkiye'den çok çok iyi, iyi demeye başladı. O zaman sorularımızla devam edelim isterseniz. İlk sorumuz, hayat sanatçıları mı güzeldir yoksa tam tersi mi geçerlidir? Bir insan ne kadar seviliyorsa hayat o kadar zengin ve güzeldir. Sanatçılar için daha güzeldir diyeceğim açıkçası. Çok uzun yanıtlar vermeyeyim. Çünkü büyük laflarla küçük insanlara anlatılır. Kısa ve öz. Sanatçılar için çok daha güzeldir. Sanatçılar genelde şey derler, özel yaşamım kalmadı, sıkıldım bilmem neden derler. Aslında yalan söylerler. Özel yaşantıları kalmadığı sürece daha mutlu olurlar. Çünkü uyuşturucu kaçakçılığıyla mutlu. Şöhret olmadılar bunlar. Ya da hırsızlıkla şöhret olmadılar. Yaptıkları sanatla şöhret oldular. O halde mutlu olmak zorundalar. Diğer sorum sizin için. Bir sanatçı olarak aktivist olduğunuzu düşünüyor musunuz? Evet, ben deli bir aktivistim. Sadece aktivist değil. Ben şey diyorum. Bu düzende normal olmak anormaldir. Çünkü ben normal bir insan. Herkese evet demiyorum. Herkese hayır da demiyorum. Düşüncemi ensemin arkasına saklamıyorum, masanın ortasına. Açıkçası. Onun için ben çok mutluyum. Ne güzel. İlyas Bey, sizi ateizme iten ilk olayı hatırlıyor musunuz? İki olay vardı beni ateizme iten. İkisinde de araştırma sonucu gerçekleştirmişti ikisi de. Birincisi şey, Ruanda'da Tutsilerin, Hutuların ömür ortalaması 40, Suudi Arabistan'da 62, Türkiye'de 65-66, İsviçre'de 85, İzlanda'da 87. Allah'ın İzlanda'da köşkü mü var? Bir ikincisi, benim annem 11 tane çocuk doğurdu, 7 tane söyledi, yoksulluk hastalığı. Veremden, kıtlıktan, kırandan, boğmacadan, ezberden, kızamıktan, kızıldan, çiçekten, menenjitten öldüler. Ve ben araştırmasını yaptım. 1978 yılından bu yana Bostancı'da oturuyorum. Bostancı'da 0 ile 2,5 yaş arasında iki tane çocuk görmüş. Biri annesinin kucağında, minibüsün altında kalmış. İkincisi krematüre doğmuş, öyle ölmüş. Allah'ın Bostancı'da köşkü mü var ya da Allah Bostancı'da mı oturuyor? Başta söylediğim gibi uzun sözlerle küçük insanlara laf anlatmış. Bu kadar söyleyeceğim. Bunlar ateist! Evet, Türk sinemasının altın çağında sizin gibi değerli sanatçılarla birlikte güzel işlere imza atmak sizin ve onlar için mutluluğun tanımı olabilir mi İlyas Bey? Şimdi Nazım Abidin Cino'ya mutluluğun tanımını yapabilir misin? Ya da mutluluğun tarifini yapabilir misin? Mutluluğun tarifi yok. Yalnız bir şey var. Gerçekten mutluysan tahtaha atarsın, gidersin, aykırırsın, kavga verirsin, yaşarsın, yaşlanırsın. Eğer gerçekten mutsuzsan ses çıkarmazsın, muhabbet etmezsin. Gülücükle karşılamazsın hiçbir şeyi. Hiçbir şeyi sevecenlikle karşılamazsın. Onun için mutluluk benim gözümde var olana inanmak, yok olanı kabul etmek, etmemek.
Güzel hayatın bir parçası da özgürlük ise sizce insanlar özgür mü? Dünyada en çirkin kokan şey saklanan düşüncedir. Para bile saklandığı zaman kokar ama saklanan düşünce kadar hiç kokamaz. Ve mezara götürülen fikrin de kimseye faydası yok. Onun için insanlar özgür oldukları derecede mutlu. Düşünce özgürlüğünün olmadığı Orta Doğu ülkelerinin insanları sadece diniyle mutlu olabiliyor mu? Yine ölümü yan yana getirdi Orta Doğu halkları. Cesetler artı mutluluk. Mümkün mü sizce? Asla. O halde Orta Doğu insanları sadece Tanrı'ya inanarak, Tanrı için adam öldürerek mutlu olabilirler mi? Bir katilin mutlu olduğunu duydunuz mu hiç? Yakalanmasa, hapishaneye girmese, asılmasa, kesilmese bile mutlu değildir. Şükretmek mutluluk mudur yoksa mutsuzluğun ölçüsü müdür? Bence mutluluğun ölçüsü şüphe duymaktan geçer. Şüphe insanın en büyük dostudur diye düşünüyorum. Mesela İslam alemi İmam-ı Gazali'yi başlarının üstüne koydular. İbn-i Rüşd'ü inkar ettiler. İmam-ı Gazali diyor ki Kur'an başta olmak üzere hiçbir şeyi inkar etmeyeceksin. Kuşku duymayacaksın. O zaman mutlu olursun. İbn-i Rüşd diyor ki başta Kur'an olmak üzere dört kitabın gördüğünü de kuşkuyla karşılayacaksın. Dört kitabı yazan Tanrı'yı da kuşkuyla karşılayacaksın. Çünkü kuşku duymazsan bilimi yaratamazsın. Bilimi yaratamazsan rahat yaşayamazsın. Şu an günümüzde mevcut sisteme karşı sanatçılar sizce nasıl bir duruş sergilemelidir? Şimdi önce ben dünyada mutluluğu hayır demeye başladıktan sonra öğrendim. Her şeye evet demek insana mutluluk getiriyor. Günümüz sanatçılarının yapması gereken şey şu. Kuşku duymak, hesap vermek, hesap sormak ve yeniden yaratmak her şeyi. Çünkü sanatın tanımı benim gözümden Marksist sanatın tanımı. Ben Marksist olmaya çalışıyorum. Oldum mu olamadım mı tartışılır. Ama sanatın tanımı şu. Doğal ve toplumsal olayların belirli bir mantık ya estetik süzgecinden getirilerek yeniden yaratılması. Yani hayatın sahneye çıkarılmasıdır. Tuvale dökülmesidir. Yontuya aktarılmasıdır. Şiire dökülmesidir. Romana dökülmesidir. Toplum mutlu değilse bireyler mutlu olabilir mi? Yani bizler mutluluk toplumca birlikte yaşanması gereken bir şey değil midir? Şey diyor ya Ahmet Arif, yaşamak sade yaşamak yosun solucan harcıdır. Öyle açar ki Murat, susuz güneşsiz de kalsa koparılsa da Şavkı bulut küllerinden daha bir suna, daha bir burcu bulur. Bu zindan, bu kırgın, bu can pazarı maceradır. Sardığım toprağımın altın sabrıdır. Lahza başında sigara değil. Ve sevgilim uykusunda bağırır. Aman aman hey, Meltem'in bir sonu vardır. Ufkun sıra dağın sonu. Uçarın kaçarın bir sonu vardır. Senin sonun yok. Mandaların kavakların pazarı olur. Senin pazarın olamaz. Sensiz nar çatlamaz, bebektir demez. Beni böyle deli divan etmez, kızımın çatal göğsü. Senin yüzün suyu hürmeti nedir? Budalara, cevizlere yürüyen, kara toprağın aç sütü. Bunlar ateist! Sanatçılar sanatını icra ederken en büyük ilham kaynakları nedir? Yaşamın kendisi. Mesela İyi bir aktör nedir diye soracak olursan, yetenek çeyrektir. Eğitim çeyrektir. Etti mi sana yarım? Diğer yarısı da sokakta insanların içerisinde kulaç atarak yüzmeyi öğrenmekten geçer. Hayatı tanımıyorsan sanatı tanıyamazsın. Hayatla sanat akrabadır. Hayat sanatın kendisi değildir ama gibisidir. Onun için sanatla hayatı evlendirmek zorundayız, nişanlamak zorundayız, baş göz etmek zorundayız. Bu kadar
Anlamlı, o kadar güzel şeyler söylüyorsunuz ki. Estağfurullah ya. Biz konuştuktan sonra devam edemiyorum, duruyorum. Çok teşekkürler. Diğer sorum, topluma mal olmak bir sanatçı için ne ifade eder? Şimdi mal olmakla mal olmak arasındaki farkın ayırdığındaysa bir sanatçı, o zaman mal olmuş değil, mal olmuştur. Çünkü mal olmakla anın üzerine inceltme işareti koyduğun zaman mal olursun, o zaman topluma aşık olursun, toplumu seversin, toplumla yan yana yaşarsın, örgütlenerek geçersin. Çünkü sevgi örgütlenmiş insanlıktır diye. Umarım bu yayınımızı da Türk sanatçılar, mal olan ve mal olan Türk sanatçılar izler. Evet. Umarım bir sanatçının en mutlu anı ne olabilir? Sokakta gördüğü insanın sen bir şeyler ürettin, ben onu çok sevdim, onun için sana saygı duyuyorum demesi. Kendiniz için mutlu bir hayat tasviri yapsaydınız nasıl bir toplum ve çevre hayal ederdiniz? Bir kere toplumu toplam olmaktan kurtarıp toplum haline getir. Çünkü bazen bana diyorlar işte biraz nobran, kaba konuşuyorsun. Toplum içerisinde böyle konuşulur mu diyorlar. Diyorum ki ortada toplum yok ki, toplam var diyor. Kuru kalabalık, kelle sayısı. Bir gün İzmir'de bir toplantıda konuşuyorum. Biraz nobran ya da kaba sözcükler kullandım. Seyircinin içerisinden bir tanesi kalktı dedi ki İlyas Bey güzel konuşuyorsunuz ama dedi kitlenin içerisinde dedi biraz kaba konuşuyorsunuz dedi. Ben dedim kitle göremiyorum ki kütle görüyorum. Bir insan gördüğü topluma göre konuşmalı. Her insan kendi layığını bulmalı. Seviyorsa seviyorum demeli. Sayıyorsa sayıyorum demeli. Saygı duymuyorsa da sizden saygı duymuyorum. Sizden insan olmaz demeli. Yemin Toplumun çoğunluğunun günümüzdeki üretim işten yaptığını düşünürsek, bayramlarda, tatillerde insanların orman, deniz, güneşe koşmasında bir çelişki yok mudur sizde? Yaşama bakmıyorlar ki sevgili kızım. Yaşamın değerlerine bakmıyorlar. Sadece güneşe, suya, havaya varıncaya kadar yaşam bakarak yaşanmaz. Bir kere bir insan sevginin aşığı olmalı. Nasıl sevginin aşığı olmalı? Sevgiye aşık olmalı diyor. Sadece güzelliklere değil, yoksulluklara da aşık olmalı. Çirkinliklere de aşık olmalı. Mesela ben çok yakışıklı bir adam değilim açıkçası. Ama güzel bir adamım. Bir gün Hamdi Alkan diye bir arkadaşımız var, sanatçı arkadaşımız. Bir televizyonda program yapıyor. Her hafta bir konu seçiyor ve ona göre konuklar çağırıyor. Bir gün konuyu güzellik olarak seçmiş. Konuklar işte yakışıklı mankenler, güzel kızlar, bilmem ne falan. Araya da çirkin vatandaş olarak beni seçmiş. Yani bunu söylemiyor ama hissediyorum. Herkese sordu. Herkes güzelliği, çirkinliği, yakışıklılığı kendi kafasına göre tarif etti, tanımladı. Bana döndü dedi, İlyas Bey dedi, sizce güzellik nedir dedi. Dedim, güzellik öz ve biçimin akılsız insanların anlayamayacağı oranda birleşmesinden geçer. Çünkü ben biçimsel demokrasi pezevengi değilim. Gerçek neyse onu söylerim. Dün bir tweetinizi okudum ben de. Merkez Bankası'nın ilgili tweetinizi eminim izleyenlerimiz de. Orada yine çirkinliğinizde, yüzünüzden bahsetmişsiniz. Ama ben şunu söyleyebilirim. Yani çok yanlış kendinize isim takmışsınız. Gerçekten hani fiziksel olarak da çok güzel bir insansınız. Bunun için sana bir ödül vermek zorundayım ama öyle bir jüri üyem yok benim. Etrafta jüri üyesi olmadığı için sana ödül veremeyeceğim. Teşekkür ederim. Yani bu yayın bile bizler için çok büyük bir ödül. Eyvallah, sağ ol. Çünkü yani gerçekten hani ben inanamıyorum nasıl böyle bir isim takılmış. Çok çok güzel bir insansınız. Çok teşekkür ederim. Ülkemiz kendi doğal güzelliğine sahip çıkıyor mu sizce?
Asla. Hayır. Ben dünyanın her tarafını dolaştım. Almanya'ya gittim, Belçika'ya gittim, Hollanda'ya gittim, İsviçre'ye gittim, Benelux ülkelerine gittim, Amerika'ya gittim, Kanada'ya gittim, Japonya'ya gittim, Çin'e gittim. Ülkemin dışındaki her tarafı dolaştım. Ülkemi de dolaştım tabii elimden geldiğince. Türkiye'den daha güzel ülke göremedim. Türkiye, ama Türkiye kadar hor kullanılan ülke de göremedim. Bunlar ateist! Özellikle son dönemlerde. Evet. Konu gelmişken orman yangınları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne diyebilirim ki? Yani ciğerlerimiz yanıyor desek yeridir. Fakat ben bunun içerisinde masumane orman yangınları diye bir sözcük kullanamam. Kasti yapılıyor. Yapanlara yazıklar olsun diyelim. Meslektaşlarınız, ülkedeki sanatçılarımız hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Sanatçılar sizce uygar ve mutlu bir toplum için gereken çabayı gösterebiliyor mu? Ben sanatçılarımıza bir şey söylemeyeceğim. Çünkü bir türlü laftan anlamıyorlar, sözden anlamıyorlar. Kafalarında bir tek şey var. Ceplerindeki neyse kafalarındaki o. Yani biriktirmiş oldukları para bütün dünya görüşlerini belirtiyor açıkçası. Ve o zaman dünya görüşlerini de alt üst ediyor demek lazım. Onun için parayla mutluluğu eş tutan insanlardan sanatçı olmaz diye. Daha fazla ne diyebilirim ki? Yeni nesil sanatçılar mutluluğu yakalayabilecek mi sizce? Bence dünyaya olumlu bakarlarsa, haklıyı haksız, haklı, haksızı da haksız görürlerse, hayır diyebilirlerse, dünyaya bir kere geldik, bir daha rüşvet versek gelemeyiz diyebilirlerse, o zaman mutlu olurlar zannediyorum. Ve hayatın karşılığını vermiş olurlar. Sorularım bu kadar. Ama izleyicilerimize, dernek gönüllülerimize etmek istediğiniz son bir şey var mı İlyas Bey? İnsan denen mahlukat diyorum çünkü varlık diyemiyorum. Bir türlü mahlukat derecesinden varlık mertebesine ulaşamadılar. İnsan denen mahlukat tepesine çıkamayacağın kadar yüksek, dibine inemeyeceğin kadar alçak. Önemli olan tepesine çıkıp tac olmak ya da ayağının dibinde turap toprak olmak değil. Onunla lisan-ı hal ile bir yerde buluşalım. Sevgi içerisinde, saygı içerisinde. Ben birçok insanımızın insanla buluştuğu kanaatindeyim. Çok teşekkür ederiz Rica İlyas ederim Bey. ya. Benim için çok özel bir yıldı. Çünkü çocukluğumun, gençliğimin sanatçısıyla karşı karşıya olmak hakikaten bir Biraz onur. moruklaşmış haliyle. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Çok büyük bir ediyorum. heyecandı. Ben çok iyi Zaman yanıtlar ayırdınız. verdiğimi söyleyemem. Çok mutlu olduk. Zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım başka yayınlarda da görüşebiliriz. Yolunuz açık olsun. Umarım daha hazırlıklı olurum, daha güzel yanıtlar veririm. Çok mutlu olduk. Çok Eyvallah, teşekkürler. sağ ol. Sağ olun. Çok teşekkür. Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Öncelikle değerli konuğuma ve siz izleyicilerime, daha sonra da yapımda ve yayında emeği geçen tüm gönüllülerimize teşekkür etmek isterim. Teşekkür demişken bir teşekkür de Patron ve Kreosus destekçilerimize gelsin. Bildiğiniz gibi bir geleneğimiz daha var. Bazı Patreon ve Kreosus paketlerimizi seçerek bize düzenli destekte bulunduğunuzda yayın sonlarında size teşekkür ediyoruz. Patreon destekçilerimiz Bahar Kılıç, Ekrem Karahan, Umut Yıldız, Atay Star, Erol Nahmiyaz, Tolga Orhan, Hasan Dudu, Onur Romano, Mehmet Ateş, Pluralist, Ekstremist, Hakan Öztoprak, Kreosus destekçilerimiz Ulaş Alagöz, Feriha Köseoğlu, Roşat Denizhan, Ertan Evrim, Seyit Öztürk, Zafer Örenlili, Aslan Gençer, Efkan Krimi. Bize olan desteğiniz için teşekkürler. Arkamızda olduğunuzu bilmek bize güven veriyor. Değerli konuklarıma, konuğuma tekrar teşekkür ediyorum. Bunlar ateist!